Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, yılda bir kere de olsa sizi aramızda görmek güzel. Değerli arkadaşlar, şimdi turizm sektörünü biz stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Aynı zamanda da siyaset malzemesi değil, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde turizmi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi söyleyerek sözlerime başlayacağım. Yalnız sorularım var. Cevap alamadığımız sorular bunlar. Arkadaşlar, sizler soru önergeleri veriyorsunuz. Ben rakamları söylemeyeyim. Hepiniz biliyorsunuz ve cevap alamıyorsunuz. Turizm Bakanlığı'na belki 100'ün üzerinde soru önergesi verdik. Bundanla ilgili cevap yok. Şimdi peki senede bir kere buluyoruz Sayın Bakan'ı. Burada verecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Soracağız ama şimdi. Komisyonda vermedi sorularımıza. Birinci soru TGA. Turizm Geliştirme Ajansı. Bildiğiniz gibi buradan komisyondan geçti ve bütün turizm sektörüne, acentalara, otellere, restoranlara bir salma yapıldı. %7,5, binde 7,5 gibi bir oran. Bununla ilgili sorduk. Güzel, turizmi tanıtmak için siz bunu topluyorsunuz. Neden cirodan topluyorsunuz? Yani insanlar zarar ettiği zaman bir şekilde vergi ödemezler. Zarar beyan ederler. Siz cirodan bunu topluyorsunuz. Ve bunu şunu sorduk. Dedik ki buradan bu kadar büyük para elde ediyorsunuz ki benim tahminime göre 400 milyon dolar arkadaşlar yıllık. Çünkü kendi açıkladıkları turizm rakamlarıyla çarpıp bölüyorsunuz. Aynı zamanda restoranların sayısıyla çarpıp bölüyorsunuz. 400 milyon dolar gibi bir rakam ben çıkartıyorum. Yanlışsa yanlış desin. Ama o verileri versin. Komisyonda sorduk Sayın Turizm Bakanı'na. Daha önce vermişti 2021 yılında. Efendim işte şu kadar gelir elde ettik, şuralardan gelir elde ettik, bu kadar da harcadık. Ve bu komisyonda, bütçe komisyonunda, görüşmelerde böyle bir rakam alamadık. Şimdi soruyorum, ne kadar para topladınız, nerelerde kullandınız, harcadınız? Turizm rakamlarıyla övünüyorsunuz, övünün, çalışıyorsunuz, takdir de ederiz. Fakat Akdeniz Çanağı'ndaki turizm destinasyonlarıyla karşılaştırdığınız zaman o kadar da başarılı bir yıl geçmediğini biz görüyoruz. Sürekli az olduğu için konu çok. Bir de şu konaklama vergisine girelim. Sayın Bakan komisyonda dedi ki, konaklama vergisini Maliye Bakanlığı alıyor. Bizle alakası yok dedi. Ya şimdi Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlığı da, siz nerenin bakanısınız Sayın Bakan? Yani sizin söylediğiniz şu. Ya efendim ben yapmadım. Ben yapmadım, onlar yaptı. Ya buradan bütçeye koymuşsunuz. Orada da söyledim. Bütçeye koyduğunuz rakam 2,3 milyar lira. Yani 2 milyar 300 milyon lira siz bütçeye bu parayı toplayacağım diye koymuşsunuz. Ve siz bu kanun buraya geldiğinde, komisyonlara geldiğinde siz bunu savundunuz. Biz de savunduk ama şöyle savunduk. Kardeşim, yerel yönetimlere verilir bu. Dünyanın her yerinde böyledir. Siz konaklama vergisini alırsınız, yerel yönetimlere verirsiniz. Ama verir misiniz? Sahillerdeki bütün ne kadar belediye varsa Cumhuriyet Halk Partisi. Turizm de orada yapılıyor. E siz vermezseniz ve merkezi bütçeye alıyorsunuz. Efendim, toplam bütçenin içinde konaklama vergisinin oranı öyle çok da ciddiye alınacak bir rakam değil. Ama orada eriyip gidecek, sektörden alacaksınız. Ve 2.3 milyar 10 binde 5'e tekabül ediyor. Ya bunu yerel yönetimlere eğer vermiş olsaydınız altyapıyı kalkındırır, gelen turistlerin daha iyi rahat etmesi ve o kentte kültür ve sanat merkezlerinin açılmasına yatırım yapardı. Mevcut bütçeyle mesela Antalya 16 milyon turist ağırlıyor. 2,5 milyona göre, 2,5 milyon nüfusa göre sizlerden katkı alıyor merkezden. Şimdi çok konu var. Anlaşılmayan bir mevzu daha var. Kamuoyu çok bu konuyla ilgili çok tartıştı. Siz bir açıklama yaptınız. Bodrum'da satın aldığınız otel. Efendim, yanında da 25 dönümlük bir arazi var. 25 dönümlük ormana ait bir arazi var. Ve siz kendi bakanlığınıza şirketiniz olarak başvuruyorsunuz. Bakanlığınız teyit ediyor. Orayı tahsisine alıyorsunuz. Dediniz ki ya öyle bir durum yok. Ben zaten oteli aldım da burası 2012 yılında tahsis edilmiş. İyi de edilen tahsis yeri
Buyurunuz. Sizin otelinizin yanındaki o 25 dönümlük orman alanını otelinizin yanına getirip onu oradan işlem yapıp sonra da yetmedi. Bu alana 2 milyar 350 milyon dolar lira yatırım yapacağım demişsiniz. 307 odalı, 870 yataklı. Fakat bir teşvik almış arkadaşlar. Turizm Bakanı. Sonuç itibariyle bir teşvik almış. Yeni faiz desteği, gümrük vergisi, muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi, işveren desteği, vergi indirimi %80 ve aynı zamanda yatırım katkı payı %40. Siz Turizm Bakanısınız. Yani şimdi size itiraz edilebilecek bir mekanizma yok. Bunu da bir izah ederseniz kamuoyunu rahatlatmış olursunuz, bilgilendirmiş olursunuz. Ha şimdi ustalık dönemi deniyordu. 6 saniye kaldı. Ustalık dönemi dendi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyledi. Teşekkür ediyoruz Sayın Budak. 20 yıllık iktidarın